Teşekkür ederim. Teşekkür ederim gençler. Türkiye az önce izlediğimiz sporcularla, gençlerle gurur duyacak. Ve hep beraber onlarla gurur duyacağız. Sayın Başkan, sevgili sporcu evlatlarım, siyasal partilerimizin saygıdeğer temsilcilerim, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti meclisi üyeleri, hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Az önce Mansur Başkan'ı dinledik. Ondan önce de sporcularımızın gösterilerini. Emin olun, büyük bir gururla izledim. Evlatlarımız var. Her alanda başarı elde etmek için çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Acaba evlatlarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz? Onların spor yapmaları için ne kadar emek veriyoruz? Mansur Başkan bu konuda önemli bir adım attı ve böylesine güzel bir toplantıyı düzenledi. Yanımızda iki genç sporcu kızımız var. Onlara da yürekten teşekkür ederim. Özellikle biriniz dünya şampiyonluğunu aldınız. Dünya şampiyonluğu ne demek biliyor musun sevgili kızım? Dünya şampiyonluğu sadece senin şampiyon olman anlamına gelmiyor. Senin şampiyon olman aynı zamanda bizim şampiyon olmamız demektir. Aynı zamanda bayrağımızın göndere çekilmesi demektir. Aynı zamanda bizler evlerimizde otururken sizinle gurur duymamız demektir. Spor böylesine ciddi bir güçtür aslında. O nedenle gerek bizim anayasamız, gerek toplumumuz spora değer vermemizi öngörüyor. Eğer sizler sporda büyük bir başarı elde ederseniz o başarı aynı zamanda Türkiye'nin başarısı oluyor. Artık uluslar yumuşak güç dediğimiz bir kavramı geliştirdiler. Yumuşak güç yani Türkiye'nin sesinin bütün dünyada duyulmasını sağlayan bazen bir spordur, bazen bir romandır, bazen bir öyküdür, bazen bir filmdir, bazen bir tiyatrodur. Dolayısıyla dünyanın her tarafına Türklerin adını duyurur, bizim adımızı duyurur, Türkiye Cumhuriyeti'nin adını duyurur ve bayrağımızı göndere çeker. Bayrağımızın göndere çekilmesi ne demektir biliyor musun sevgili kızım? Bayrağımızın göndere çekilmesi hepimizin gururla o bayrak yukarıya doğru giderken ve İstiklal Marşımız söylenirken hepimizin gözleri dolar. Çünkü biliriz ki o başarı sıradan bir başarı değildir. O başarının arkasında büyük bir güç vardır, emek vardır, alın teri vardır. Ve o alın terini destekleyen aileniz vardır. Dolayısıyla siz ve aileniz gerçekten de bu ulusa, bu ulusun göğsünün kabarmasına yol açtınız. Spor sadece sizin çıkıp bir gösteri yapmanız değil aslında. Spor aynı zamanda sizin akıllı düşünmenizi, stratejik düşünmenizi de öngörür. Bunu size sağlayan da sizin antrenörünüz ve çalışma arkadaşlarınızdır. Dolayısıyla bütün sporcularımızı bize kazandıran antrenörlerinize, takım arkadaşlarınıza da şükranla borçlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Dolayısıyla bu tür çabalarınız, bu tür emekleriniz bizim için çok değerlidir. Sporun bir başka özelliği var. Beden ve ruh sağlığı. Beden ve ruh sağlığını sağlamanın temel yolu da budur. Biz spor deyince genelde gençlerimizi anlarız. Ama sporun yaşı yoktur. Her yaştan insanımız spor yapmalıdır. Ve bunun için de yeşil alanlara ihtiyacımız var Sayın Başkanım. Ankara beton ormanına dönüştü. Yeşil alanlara ihtiyacımız var. Çubuk barajını açtınız. Orayı olağanüstü güzel bir mekana dönüştürdünüz. Başka alanları da açtınız. Yeni alanlara ihtiyacımız var. Bizim, gençlerin, her yaştan insanın ihtiyacı var. Ben bu güzel geceyi düzenleyen, bizleri sporcu arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle buluşturan Sayın Başkanımıza hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. Sayın Başkan, izin verirsen bir ayağa kalkar mısın? Evet, şimdi hep beraber Mansur Başkan'ı alkışlar mıyız arkadaşlar? O Ankara'yı
gerçek anlamda Ankara yapacak. İnanıyorum. O Ankara'yı gerçek anlamda Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak. Buna inanıyorum. O Ankara'yı gerçek anlamda çağdaş uygarlığın merkezi haline getirecek. Buna inanıyorum. O Ankara'yı aynı zamanda sporun merkezi haline getirecek. Buna inanıyorum. Dolayısıyla hepinizin huzurunda Sayın Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize bundan sonraki yaşamınızda da büyük başarılar diliyorum. Ve sporcular, sizler bizim umudumuzsunuz. Sizden çok şey bekliyoruz. Tekrar hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kıymetli konuşması için biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz.